çıkıyoruz Bandırma'dan, gidiyoruz Erdek Tatlısu'ya. Yeni bir yol macerası videomuzda da karşınızdayız. Ekskavatör oğlum o sağda. Evet, ekskavatör. Arka koltukta Kuzey ve babaanne. Ön direksiyonda Cengiz. Yan koltukta co-pilot olarak kimse yok şu anda. 3 kişi koyulduk yollara. Aa bak, orada da traktörler var Kuzey. Bak, yeşil traktör var. 2 tane 2 tane kırmızı traktör var, gördün mü? Ah keşke alttan geçseydik ya. İçeride de var. İnelim traktör açama. İçeride traktör var. İçine girelim mi? Gireriz oğlum, içine de gireriz. Şimdi tatlısı suları dolduralım Kuzey. Denize gidelim. Önce suyu dolduracağız. Kapa çıkıyorum. Vallahi çok kararsızım, önce suyun olursak denize mi girsek konusunda. Saatimiz zaten 3.30. 7.30'da Bandırma'da olacağız. Yani 4.30, 5.30, 6.30, 7.30. 4 saatimiz var bizim. 2 saat denize girsek. Sonra su doldurmaya gitsek. Önce suyu doldurur bence. Denizden çıkınca şey olur. Ne olur? Zor mu olur? İşte sen kucağında kalır arkada ki ben orada suları doldururum sakin sakin. Yorulacak ya. Yorulacak. Ben sakin sakin suları doldururum. Siz inmezsiniz aradan, daha kolay olur şimdi. Ben onu denize yoracağım. Su dolduğunu şeyde görünce suyu orada traktör var diye. Yok, o kadar yorulacak ki şimdi denizde. Kımıldayamayacak bile. Biz 6.30'da çıksak denizden, tamam mı? Suları doldurmamızda, Bandırma'ya gelmemiz 7.30 olur zaten. Bir saatte her şeyi hallederiz. Hatta şeyde dolduralım suyu diyorum. Dalyan'da, orada dolduralım. Ya o tarafa gideceğiz. Ha, o tarafa gidelim. Su akmıyordur çeşme. Hayır, o incecik akan değil. Tam plaja girerken var ya bir tane. Hani dibinde odun kesiyordu adam. Hatırladın mı? O çeşmeyi diyorum. Altı plakayı bekliyormuş. Ben de niye bu kadar yavaş gidiyor bu otobüs diyordum. Otobüs neden bu kadar yavaş gidiyor diyordum da, bu 26 plaka şeyi Peugeot partneri bekliyormuş geçmesini. Bu da bana solda diyor beni ama. Işıklar mı bozulmuş? Trafik polisi de dikilmiş orada. Bandırma Paşakent tarafındayız. Bu sağ tarafımızda gördüğünüz bütün evler yeni bu birkaç sene içerisinde yapıldı. Hala da buraya inşaatlar devam ediyor. Bandırma'nın en lüks mahallesi deniyor. Aslında şey burası, biliyor musun? Şöyle bir mahalle. Kendini zengin olarak göstermek isteyenlerin yaşadığı bölge. Burada gereksiz evlere gereksiz paralar verip satın alıyorlar ya da kiralıyorlar. Ama Bandırma'nın en iyi yeri burası değil. Yani Bandırma'yı bilmeyenler burada ev alıyor. Ya da kiralıyor. Ve burada kiralar gerçekten çok yüksek. Aslına bakarsan limandan gelen o kuru yük gemilerin tozu, dumanı, kokusu, pisliği hepsi buraya geliyor. Yani çok gereksiz bir mahalle. Ama insanlar bilinçsizce yüksek fiyatlarda ev alıp yüksek fiyatlarda kiralar veriyorlar burada. Bandırma'da gene size söyleyeyim, tavsiye olarak ev alabileceğiniz ya da yaşayabileceğiniz en kaliteli yer Hacı Yusuf Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, bir de hani bunların dışında biraz daha izole bölge olan Levent Mahallesi denilebilir. Yani Levent'i saymasak da olurdu ya. Boşuna saydım gibi. Yani Hacı Yusuf'la İhsaniye diyelim biz. Hacı Yusuf'la İhsaniye arasındaki fark olarak da deniz manzarası her zaman Hacı Yusuf'ta, İhsaniye biraz daha içeride kalıyor.
yorumlara bekliyorum. Bandırmalılar anlasın hangi mahallenin daha iyi olduğunu. Herkes paşa bayırı. Herkes paşa bayırı diyecek. Bok kokusuyla yaşayacaklar. Ne zaman şey gelse bu öküzlere Angus gemisi gelse hepsinin kokusu, bok kokusu paşa bayırı. Nefes alamıyorsun ya. Cam açamıyorsun. Ha cam açmaya geçtim. Arabayla gidiyorum. Bak arabamın camları kapalı. Hiç farkında değilim. Paşabayır'dan geçiyormuşum. Paşabayır'da bir alışveriş için bir tekel çopun önünde dükkanı durdurdum. Arabadan indim. Kapıyı açtım. Camı araladım. Allah'ım nasıl bir bok kokusu. O insanlar nasıl alışmış o kokuya. Ve kafeteryalarda oturmuşlar orada. Yemek yiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Çay kahve içiyorlar o Paşabayır'ın kafeteryalarının o bok kokusunun içinde. Dayanamadım ya. Bu normal şey değil yani. Çiftliklerdeki ineklerin, koyunların bokları gibi değil. Yani binlerce Angus'un bir gemide toplandığını düşün. O kadar pis bir ortamda ve temizlenmiyor bunlar orada. O koku bütün şehre salınıyor. Ya ultra pis bir kokuydu. Ultra mega. Kuzey ne anlatıyor? Kuzey de bir şey anlatıyor. Ya Paşabayırı, Paşa kenti, Paşa konak tarafını böyle nitelendirebilirim. Limanın pisliği oraya gidiyor rüzgardan dolayı. Sonra Hacı Yusuf'un orada şey var, Çınarlı Mahallesi var. Şu an kentsel dönüşüme girdi bayağı bir. Başka 17 Eylül Mahallesi var, biraz daha aşağıda kalıyor. Yine güzel mahallelerden. Şeyi tavsiye etmiyorum, Dere Mahallesi olsun, o günaydın, o pazartesi pazarının olduğu yerleri tavsiye etmiyorum. Çünkü gri ataklarının üstüne kurulan binalardan bir hayır geleceğini düşünmüyorum. Yani ilk depremde kağıt kuleler gibi yıkılacaklarını düşünüyorum. Kısmet de o yani. Altının sağlam zemin olduğunu düşündüğümüz full kayalıklardan oluşan Hacı Yusuf ve Levent Mahallesi de depremde belki taklaya gelebilir. Neyin ne olacağı belli olmaz ama hani o Dere Mahallesi tarafı biraz daha güvensiz hissettiriyor bana. Sunulan Mahallesi falan güvensiz hissettiriyor depreme karşı. Bandırmalı. Neyse biz sağda Bağfaş'ı gördünüz. Duman mı çıkıyor? Çıkmayalım, duman kapat. Bugün kapatmışlar bacaları. Sağda Bağfaş vardı. Şimdi buradan sağa döneceğiz Tatlı Su istikametine doğru. Karşıda Erdek Denizi'ni görüyorsunuz, Marmara Denizi. Erdek tarafı, Belkis tarafı, karşıda gördüğümüz yer. Duman çıkmıyor. Evet, Bağfaş'tan duman çıkmıyor oğlum. Kuzey de şaşırdı Bağfaş'tan duman çıkmamasına. Bugün kapatmışlar. Başka duman. Başka duman. Bak karşıya. Duman var. Buradan giriyoruz. Sağa döneceğiz şimdi Tatlıtuz tarafına. Bu çok keskin bir viraj. Burada bayağı bir yavaşlamamız gerekiyor. İlk önce aşağı yapış köyü var yol üzerinde. Yol çizgilerini yeni koymuşlar galiba, benim biraz. En son geldiğimizde böyle miydi bunlar? Değildi. Yeni yeni yol çizgilerini yeni çizmişler. Silik silik de hiç belli olmuyordu. Herkes kendi şeridini bilsin. Güzel olmuş böyle olması. Anlamıyordum yani, şeridim demeyeyim, değil miyim, bilemiyordum. Çok büyük deden var. Baba boşuyor. Ne var oğlum? Bak deniz var. Evet deniz var, denize gideceğim sen. Gideceğim. Ne zaman? Sadece ama şakar. Beni ittireceğim denize, beni denize atacaksın mı? O telefon baba, olmuş. Beni tutup kolumdan denize atacaksın mı oğlum? Atacağım. Bak. Oradan seni dinler. Şu
Bizim odası pis kokuyor normalde. Bir açayım camları, bir koklayayım bakalım. Hı? Bak bugün pis kokmuyor. Değil mi? Bugün kötü bir koku yok. Genelde buralar pis kokuyor da bugün düzgün. Kapatalım camı. Camı kapatalım. Dönerken direksiyon telefona çarpıyor, telefon dönüyor. Onu sabitlemek lazım bir şekilde, telefon tutacağını. Burada çok daraldı yol. Burası aşağı yapıcı. Şu sağ tarafımızda bir kafeteryanın yanından geçtik. Orada çok güzel limonata yapıyorlar. El yapımı limonata yapıyorlar. Mükemmel bir limonata. Geçtik yanından. Aklınızda olsun arkadaşlar. Buraya uğrarsanız orada bir limonata için, deniz manzarasına karşı. Çok da güzel bir manzarası var. Bağ fışı görüyor direkt manzarası. Ve seyahatimize devam ediyoruz. Önümüzde bir Volvo. Çarparsak arabamız 15 parçaya bölünür. Ona hiçbir şey olmaz. Volvo'nun reklamını da yaptık. Güzelmiş yalnız öndeki araba ha. Tipi çok güzel duruyor. Ne ki bu kaç para ki acaba? XC40 mı yazıyor orada? Göremiyorum ki nette. T3. XC40 T3 gibi bir şey yazıyor. Volvo. Güzel bir araba, ben seviyorum. Tırlar park etmiş sağa. İnsanlar girmiş denize. İnsancıklar yüzüyorlar. Burası mı kokuyordu ya? Bakalım. Açtım camları. Evet, çok güzel kokuyor. Evet, Kuzey söyledi. Sen denize gireceksin mi? Koltuğum yiyor şu anda. Koltuğum yiyor oğlum. Güzel, sen denize gireceksin mi? Harbiden mi? Güzel, koltuğu kopartmadın değil mi oğlum? Hayır oğlum, yapma öyle, koltuğa zarar verme. Bak yine telefonda. Bu sefer de kan. Solumuzda tatlısı jandarma. Genelde burada trafik kontrol falan yapılıyor tam bu noktada. Ve tatlısı köyü merkezine geldik. Telefonu biraz sağa çevirsem insanlara göstermeye diyecektim de. Sağ tarafımız plaj. Sağ taraf plaj ama siz şu anda telefonun bakış açısından dolayı göremiyorsunuz. Solda Albatros var. Bunun adı Oktobus'tu eskiden. Koku Sarkan'ın mekanıydı. Gitti Antalya'ya. Köprüden, Tatlıs Köprüsü'nden geçiyoruz. Burada düşüyor.
Neresi çamur oğlum? Burası çamur. Oradan... Bayrak çıkartmışlar. Cuma günü oradan okul kapanışı düşüyoruz. Gibi bir şey. Cumartesi gelin alıcı falan mı? Ha, gelin alıcı mı? Bugün cumartesi sayı ya. Ne cuması? Ne yapıyorsun Kuzey? Ne oluyor oğlum? He? Yapıp pırt yapıyor. Gemiye bak. Gemiye bak. Telefon yine döndü sola. Bakraç plajına geleceğiz galiba. Burası küçük Bakraç olması lazım. Sağ tarafımız. Çınar ağacı var burada. Devasa bir çınar ağacı ve yanında ona göre bir restoran, dinlenme tesisi gibi bir şey yapmışlar. Burada da küçük bir plaj var. Sağda. Böyle telefonu çevirsem görebilir misiniz acaba? Hops, telefon döndü komple. Yok, buraya gelmedik hani. Dalyan tarafına gidiyoruz. Ve burası da Büyük Bakraç. Aslında Tatlısu'nun en kullanışlı ve güzel yeri burası. Burada mı dursak? Hı? Burada durma yer bulabilir miyiz acaba? Buraya mı girelim? Olabilir. Şuraya bir yere duralım o zaman. Ama oralara durdurmuyorlardır araçları. Bak, hiç duran yok. Yolu yola değil canım. Aralara bir yere duracağız da. Burayı bence yapma o işi. Şurada aralarda bir yer bulacağız. Burayı bence yapma o işi. Ne yapıyor ki Kuzey? Pırt pırt pırt. Salıyor mu pırt pırt pırt? Bir de zor ver. Şurada vardı yer. Gördüm orada. İleriden döneriz. Döner. İleriden döneriz. Vardı o aralarda yerler, gördüydüm. Dönüp girebiliriz. Şuradan bir yerden dönmeye yer bulayım kendime. Gölge yok. Gölgeye güneş oturacağız canım. Burada gölge yok. Öbür taraftaki o ağacın altına mı gidelim? Orası gölge gibiydi. Hadi. En son gittiğimiz. Bak, yine döndürdü. Şu aparat dönüyor ya. Aparata hızlı yapıştırıcı tarzı bir şeyle plastik yapıştırıcı tarzı bir şeyle yapıştırmam lazım. Telefon operatörü. En son gittiğimiz yerde ağacın gölgesi vardı ya. Bunu diyorum. İşte. Hı? Hafta sonu. Bakalım bakalım. Üçüncü koya gel. Hı? Biraz daha ileride bir koy daha var. Burayı diyorum. Burada ağaç altı gölge bir yer yok mu? Bak bakalım. Var. Var. Tamam. Arabayı park edeceğiz burada. Bir yer bulalım. Buraya geldik değil mi biz daha? Hı. Arabayı park etmeye yer bulalım. Şuraya girebilir miyiz? Biraz. Çıkacak mı? Burada işaret var. Yok yok, bu adam çıkacak mı diye baktım da. Arkadan gelenler cahil kılıcı. Cahil kılıcı. Geçin artık. Hmm.
Marses öyle bir ortalamış ki. Marses'in arkasına girebiliriz sanki. Ha, girer miyiz bunun arkasına? Gireriz. Tamam, artık durduralım videoyu da.